Sen Apollo değilsin. Merhaba gençler, No Man's Sky'ın yeni bölümündeyiz ve hikayemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat küçük bir farkla. O farkın ne olduğunu söyleyeceğim. Şimdi ben bilgisayarın başına oturdum ve tam 36 dakikalık bir video kaydı aldım ama daha sonra kaydımı montajlamak için kontrol ettiğimde ses vardı, görüntü yoktu. 36 dakika boyunca sadece sesimin kaydı alınmış, görüntü ise simsiyah bir ekrandı. GeForce Experience'ın Shadowplay'ini kullanıyorum görüntü almak için. Nedenini bilmediğim bir sebepten dolayı No Man's Sky'ın görüntülerini siyah ekran olarak kaydetmeye başladı. Henüz bunun nedenini araştırmadım. Haliyle yaptığım tüm ilerlemeyi de kaybettim. Çünkü bu portaldan geçtim ve epeyce bir yol kat ettikten sonra oyunumu kaydettim. Montaj aşamasında baktım ki hiçbir şey kaydetmemişim. Video anlamında hiçbir şey kaydetmemişim. Ben bu işin içerisinde nasıl çıkacağım diye düşünürken YouTube'daki serinin dışında oynadığım kendi kayıt dosyam vardı. Onunla ilerleyebilirim dedim. En azından bu kaybolan ilerlemeyi onunla ilerleyebilirim dedim ve o kayıt üzerinden bu bölümü devam ettireceğim. Hiçbir şey kaybetmedik. İlerlememiz kaldığımız yerden devam edecek. Tek bir farkla farklı bir karakter ve farklı bir gemiyle ilerleyeceğiz. Sadece bu bölüm. Önümüzdeki bölüm YouTube'daki orijinal karakter ve dandik gemimizle devam edeceğiz arkadaşlar. Neyse, sanırım ne demek istediğimi anladınız. Çok da uzatmayalım. Bir portaldan geçit yapacaktık. Onu yapacağız. Gezgin anomali onaylandı. İhlal, ihlal, ihlal. Portala yaklaşıyorum. Beni bu ana yönlendiren, aklımdan geçen her bir düşünceyi ve boş dileği düşünüyorum. Bu geçit içinde Artemis'i bulabilirim. Gözcülerin kaynağını bulabilirim. Yepyeni bir evren bulabilirim. Ama bundan daha fazlası var. Bu kadar değil. Bir seçim yapıyorum. Karanlıkta bir yerlere kim olduğumu öğreneceğim bir inanç sıçraması. Diğer tarafta ne bulacağımı bilmeden öne çıkıyorum. Ama derin bir gerçeğe duyulan çağrıyı kalbimin derinliklerinde hissediyorum. Bu her şeyin başlangıcı olacak. Stargate filminde de portal böyle açılıyordu. Oradan geçeceğiz ama bir şeye bakalım. Evet, almışım. Kesinlikle oyunun sonunda manuel save yapmayacağım. Çünkü şu anda bilgisayarın kayıt alıp almadığını bile bilmiyorum. Eğer yine siyah bir ekran kaydı alıyorsak. Bu arada kaydı Windows 10'un kendi görüntü kaydedicisinden alıyorum arkadaşlar. Windows 10'un da kendi içinde entegre bir video kayıt uygulaması var. Onun sayesinde şu anda kayıt alıyorum. Umarım her şey yolundadır. Ah, tripodlar. Onlara benziyorlar. Biz nereye geldik abi böyle? Tom Cruise'un bir filmi vardı arkadaşlar.
Dünyalar Savaşı mıydı? Öyle bir şeydi, emin değilim. Orada tripodlar vardı. Aslında o film ne oluyor ya? Aslında o film bir romandan uyarlama ve romanı kadar filmde çok başarılı diyebilirim. İzlemediyseniz izlemenizi Metin benden önce yanıp sönüyor. Giriş bekliyor. Merhaba diyelim. Selam dünya. Geniş bir arayüz boyunca yankılanan bir ses kaydı çalıyor. Bir zamanlar kum ve topraktan daha fazlasını istiyorduk. Ses çatırdıyor. Zaman geçiyor. Bana bir dünya göster. Atlas. Bana daha önce hiç kimsenin görmediği bir şey göster. Ses kesiliyor. Arayüz hareketsiz kalıyor ve sessizleşiyor. Bir komut bekliyor. Tanıla diyelim. Son tanılamadan önce 19 milyar 462 milyon 198 bin 212,21 yıl geçti. Dünyaların %64'ü beklenen parametreler dahilinde faaliyet gösteriyor. Analiz bekleyen harekete geçirilebilen gözlem sayısı 2.611.384. Al program, gözcü, durum, hata, null value. Al program, cam, durum, işlevsel, 4.182 ihlal girişimi. Al program, gezgin, durum, işlevsel, 458 kritik hata uyarıları. ExoMind yapısı bütünlüğü tehlikeye atıldı. Acil onarımlar gerekli. Kişilik arayüzünü başlat. Evet, hayır. Tabii ki evet. Gezgin. Gerçeklik sönüyor. Diğer her şey de öyle. Bedenim, sesim, ruhum. Hepsi benimle konuşuyor. Atlas tüm gücüyle benden önce direniyor. Artemis'i sormak istiyorum. Onu bulmak istiyorum. Ama bana bir şeyler oluyor. Buradan çıkmam gerek. Buradan. Çığlık at diyelim. Çığlık atmaya çalışıyorum ama ağzım yok. Formu yok. Tüylerim diken diken oldu. Nereye geldik? Yıldız gemisinin konumunu tespit edin diyor. Peki, yıldız gemisine gidiyorum. Oo, şuna bak, yer çekimi yok. Ah be. Diğer karakter olsaydı var ya oraya kadar uçarak giderdik ama bu karakterin gelişimi zayıf olduğu için hiçbir şey yapamıyor. Şunlar... Tabii ki canım. Hiç ona dokunur muyum? Bu gemiyi seviyorum arkadaşlar. Küçük ve hızlı bir gemi.
Evet. Bu karakterde Atlas Pass 1 var. Açıp bir kontrol edelim. Bir de şöyle bir şey var. Mesela neredeydi? Evet. Şu cihazların olduğu her yerde şey bulabiliyorsunuz. Yani onların işte burada. Onların yakınlarında mutlaka şu gömülü teknoloji modüllerinden bulabiliyorsunuz. Oksijenler gerek yok. Zaten bu karakterle çok fazla ilerlemeyeceğiz. Şuna da bakalım. Durum, yineleme. İşte bazı rakamlar var. Silindi. Sınır ayırma arızası muhtemel. Gemi 16 boşaldı. Nedeni gözcü müdahalesi. Kasıtlı transfer. Analiz. Taze yineleme oluşturuldu. Anomali sınırlaması hazırlandı. Yayınla diyelim. Yayın alındı. Gezgin anomali tespit edildi. Anomali uysal. Pozisyon kaydedildi. Sistem bütünlüğü taraması başlatıldı. Sonuç ne oldu bilmiyoruz. Gemime kaçtım. Bu garip dünyada tanıdık bir şey olduğu için memnunum. Portal beni nereye götürdü? Direnecek kadar güçlü olmayan o şeytani makinenin çekimine yakalanmıştım. Kendisini çok fazla tapınan ve korkulan Atlas olarak tanımladı. Artemis ile ilgili bir ize rastlamadım. Gözcülerden de hiç iz yoktu. Neden bu geçitten geçtim? Bu yolu neden takip ettim? Artemis'i kurtarmak için. Yani bu kadar da pişkin değiliz. Artemis'i kurtarmak için diyelim. Bu doğru mu? Yoksa asil bir varlığın sahip olabileceği türden kendime söylediğim bir yalan mı? Artemis'in yardıma ihtiyacı vardı. Ama gerçekten hayatımı onun için mi riske attım? Daha fazlası var. Başka bir özlem. Konsola bakıyorum. Fırsat bir kez daha kendini gösteriyor. Bu gezegende bir konumdan gelen bir yayın var. Yalnız değilsin. Beni çok uzun zaman önce Artemis'e yönlendiren ve aynı kelimeleri kullanan sinyal bu sistemden geliyor gibi görünüyor. O olabilir mi? Artemis benim gibi Atlas'la tanıştı mı? İletişimi sonlandır. Evet. Havalanamıyoruz çünkü gemimizi onarmamız gerekiyormuş. Hadi bakalım. Ferit var mı? Yok sanırım. O zaman rafineriyi kurup pür ferit yapacağız. Eğer rafineri yanımızdaysa. Bence yanımızda değil ama kontrol edeceğim. Evet, kesinlikle rafineriyi yanımızda taşımıyoruz. Ne kadar güzel. Neşeyle coşuyoruz. Havalarda uçuyoruz. Bir yerlerde pür ferit vardır diye düşünüyorum ama yoksa bile sıkıntı değil arkadaşlar. Hemen bir rafineli yapar. Yolumuza devam ederiz. 7 tane pür ferit varmış. bir tane. Kaç tane istiyor bilmiyorum. O yüzden birkaç tane daha harvest yapalım. Güzel.
Tamam. Her şey tamam. O zaman kalkıyorum. Bu yaşanılabilir bir gezegen olarak görünüyor. Hiçbir sıkıntısı olmayan gezegenlerden bir tanesi. Ama benim bu gezegende bir işim olmaz arkadaşlar. Çünkü düzenli oynadığım kayıt bu kayıt değil. Bu benim yedek kaydım. Herhangi bir aksilik durumunda böyle imdadıma yetişiyor. Aşırı sıcak yağmur varmış. Düşman devriyeleri varmış. Abi nasıl yaşanılabilir bir gezegen burası ya? Onlar at mı? Sinyalin kaynağına yaklaşıyorum. Bir hologram beliriyor. Bu Artemis. Ancak sinyalde kozmik görüntünün yavaş nabzı ile birlikte sadece bir sessizlik var. İyi olup olmadığını soralım. Eğer Artemis beni duyabiliyorsa hiçbir işaret vermiyor. Hologram sadece dik dik bakıyor. Garip ama bir dejavu duygusu hissediyorum. Sanki daha önce burada bulundum. Tam şu anda. Nerede olduğunu sor diyelim. Yaklaştıkça Artemis'in projeksiyonu konuşmaya başlıyor. Sözleri tuhaf bir parazit tarafından kesiliyor. Geldiler. Yakından izledim. Makineler, katiller, karşılar. Ses kesiliyor. Projeksiyon bana bakıyor. Bir şeyler çok yanlış. Hologramı taradım. Artemis'ten aldığım diğer yayınlarla aynı imzayı taşıyor. Sinyal için açık kaynak yok. Söylediği her şey tam olarak önümden geliyormuş gibi görünüyor. Burada dururken Artemis konuşmaya başlıyor. Nerede? Onu iflah etti. Fakat hala sevdi. Anomali. Onlar. Nada. Polo. Bizi izliyor. Hatayı. Takip ediyor. Terk edildi. Fakat öyle değil. Portal boyunca. Lütfen. Güvenme. Kimden bahsediyor acaba? Ne yazık ki öyle değil. Artemis'i rahatlat. Projeksiyon vızıldayarak parazite bürünüyor. Bu yankı Artemis olarak bilinen varlıktan geriye kalan tek şey. Bozulmuş bir veri yığını mezarı. Wow. Arkadaşım öldü. Belki de o asla hayatta değildi. Apollo'ya ne gördüğümü söylemeliyim. Artemis ölü bir varlık arkadaşlar. Arkadaşım bu fırtına ne böyle ya? Evet, holo terminal aracılığıyla Apollo ile temas kurun diyor. O zaman gidelim ve kuralım. Ya bir saniye ya. Ben gezegene baktığımda gezegen için oldukça olumlu şeyler yazıyordu. Yani durup dururken niye bu gezegen o kadar çok? İşte bakın, cennetsi gezegen diyor. İlginç. Masmavi
atmosferi olan bir gezegene geldik. Ama aşağısı sanırım karlarla kaplı soğuk bir gezegen olabilir. Kesinlikle manuel save almayacağım. Oyundan çıkıp videonun kaydedilip edilmediğini görmediğim sürece manuel save almayacağım arkadaşlar. Zaten manuel save almama taraftarıyım. Son aşamaya kadar bunu yapmak istemediğimi her seferinde tekrarlamışımdır. İşte bazı acı deneyimler size bu tecrübeleri kazandırıyor. Fakat bazen deneyimlerinizi unutuyorsunuz ve bir anlık küçük bir refleksiniz geri dönülme sonuçlara yol açabiliyor. Hani video kaydı almasam hiç de umurumda olmazdı ama işte video kaydı aldığım için ve bu kaydı siz izleyemeyeceğiniz için ona üzüldüm açıkçası. Neyse, hiçbir şey kaybetmedik. Artemis ya da Apollo ile ilgili hiçbir eşleşme yok. Terminal, uyarılar ve hatalarla dolu. El ile müdahale et. Uyarı mesajları kesiliyor. Bazı yeni frekanslar ortaya çıkıyor. Sen Apollo değilsin. Yalnız değilsin. Sonunda tanıştık. Söyle bana. Hayatın biteceğini biliyorsak yaşamanın amacı nedir? Bilmediğini söyle. Hiçbirini yapmam. Seni tanıyorum gezgin. Nereden geldiğini, nereye gittiğini biliyorum. Ya Artemis'i kurtarabileceğini söylesem? Peki ya Artemis'in bir biçimlendirmenin ardından tekrar yaşayabileceğini söylesem? O zaman ne yaparsın acaba? Merak ediyorum. Artemis'i başka bir vücuda mı getirecek? Ben öyle anladım. Kim olduğunu bilmek istediğini söyle. Ben hiçbir şeyim. Teşekkürler. Artemis'in kanı bir veri, kalbi ise kusurudur. İkisini de almana yardım edebilirim. Zihin başlığına ihtiyacımız var. Ruhu için bir hazneye. Bunu benim için yapabilir misin? Artemis'in frekansını yeniden etkinleştiriyorum. Hazır olduğunda onunla konuş. Yabancı bana Artemis'i hayata döndürmemi sağlayacağını iddia ettiği zihin başlığı diye adlandırılan bir cihazın taslağını teklif ediyor. Bu yabancının kim olduğunu veya maceralarım hakkında nasıl bu kadar bilgi sahibi olduğunu öğrenmeden kabul ediyorum. Artemis'e yardım etmek için bir şansım varsa onu değerlendireceğim. Yaşayan inci ve kadmiyum. İlginç. Artemis gelmiş. Sen. Artemis bu tek kelimeyi sürekli tekrar ediyor. Yüzümü göremiyor veya sesimi duyamıyor. Ona daha ileri bir seviyede yardım etmeden önce zihin başlığı üretmeliyim. Peki. Zihin başlığı. Tamam. Bunu önümüzdeki bölüm yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik kaydı burada sonlandırıyorum ki
videoyu alamadığım kaydı da tam olarak böyle sonlandırmıştım. Önümüzdeki bölüm orijinal kaydımızdan devam ederiz. Şu gemiye girip çıkalım. Yeni bir kayıt alsın. Kesinlikle manuel kayıt almayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden, gerçekten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.